Değerli okurlarım, gözlemleyen bilinç insan hayatında çok önemli bir işleve sahip. Gözlemleyen bilinci gelişmiş bir insan düşüncelerinin ne olduğunu, neden bu düşüncenin kafasında sürekli var olduğunu ve kendisini nasıl etkilediğini bilir. Yine aynı şekilde gözlemleyen bilinci gelişmiş bir insan, duygularının ne olduğunu, duygularının kaynağının nereden geldiğini ve hayatını nasıl etkilediğinin farkındadır. Gözlemleyen bilinci gelişmemiş bir insan, duygularından başkasını sorumlu tutar. Beni kızdırma ya der. Beni kızdırıyorsun. Eşiyle konuşurken beni mutlu etmiyorsun der. Çünkü onun kafasında mutluluğunun sorumlusu eşidir. Okul müdürü ise, gözlemleyen bilinci gelişmemişse, ya şu öğretmenler de veliler de bir türlü geçinemiyorlar. Aralarında sürekli bir sorun var, sıkıntı var diye konuşur. Gözlemleyen bilinci gelişmiş bir insan, kendi duygularının kaynağının içinde olduğunu bilir. Düşünce ve duygularının kaynağının içinde olduğunu bilir. Ve bu duygularının köklerinin çocukluğuna kadar gittiğinin farkında olduğu için karşıdaki bir şey söyleyince der ki, ya biliyorum niyetin o değil ama benim içimde yaralı bir çocuk var. Eğer tabii ilişki buna müsaitse, değilse açıklamak zorunda değil. Sen böyle konuştuğun zaman o çocuk inciniyor, acıyor yarası ve elimde olmadan kızıyorum, farkında ol der. Çünkü çoğu insan farkında olmadan karşıdakini incitir. Eğer gözlemleyen bilinci gelişmişse bir eş, kendi mutluluğundan sorumluluk alır ve elinden geldiği kadar bir ekip anlayışı içerisinde eşini o ekibe dahil etmeye çalışır. Ben buyum, şöyle mutlu oluyorum, biliyorum beni seviyorsun, bunu aklında tut ve ben de senin iç çocuğuna değer veriyorum. Ben senin mutluluğuna katkıda bulunmak istiyorum. Ben seni mutlu edemem ama senin benimle mutlu olmana yardımcı olurum. Sen de bana yardımcı olabilirsin diye bakar. Okul müdürü, ya anlaşılması gereken sorunlar var öğretmenlerle veliler arasında. Her ikisiyle de buluşup konuşmamız lazım der. Evet, bu çok önemli bir konu ve gözlemleyen bilincin gelişmesi tesadüfen olmuyor. Yani eğer çocuk doğuştan sağlıklı bir aileye doğmuşsa, karı koca ilişkisinde gözlemleyen bilinç varsa, doğal olarak gözlemleyen bilincini geliştirmeye başlıyor. Ama ötürdüğüm düdük türünden anne baba, sürekli nasihat eden, kesinlikle çocuklarla sohbet içinde olmayan ana babaysa, korku kültürünün hakim olduğu, çocuğun iç dünyasını anlamak yerine sürekli onun davranışını yönlendirmeye çalışan bir ana babaysa, bu çocuk büyür ama hakikaten bedenen büyür. Ruhen, psikolojik olarak, duygusal olarak gelişemez. Ben onlara yetişkin çocuk diyorum. Yetişkin çocukların en belirgin tarafı gözlemleyen bilinçlerin olmaması. Gözlemleyen bilincin olmamasının da en belirgin göstergeci empati duygusunun gelişmemesi. Halden anlamazlar. Ne kendi hallerinden anlarlar, ne karşıdakinin hallerinden anlarlar. Arkadaşlar,
Öfkenin olduğu yerde anlamanın olduğu yerde öfke gelişmez. Gözlemleyen bilincin olduğu yerde öfke yine vardır ama nereden geldiği bilinir. Ve öfke bir insanın azminin, sebatının, kararının kaynağı olup çok büyük işlere imza atabilir. Çünkü yapılan bir haksızlığa öfkelenmiştir. Kimseye kızmadan bu düzenin yanlışlığının farkına vardırıp ancak düzenin değişmesiyle adaletsizliğin ortadan kalkacağını düşünmüştür. Ve kimseyi suçlamadan, şikayet etmeden, elinden geldiğince ibadet edercesine bir hizmet sunar. Şimdi ben bu Gerçek Özgürlük kitabında bunu yapmaya çalıştım. Gerçek Özgürlük adını verdiğim bu kitapta iki kahraman var. Biri Yakup. Kimdir Yakup? Emekli psikoloji profesörü. Benim şimdiki halim. Öbürü Timur. Psikoloji öğrencisi, üniversite öğrencisi. O kim? Benim gençlik halim. Ah canım. Anadolu'dan gelmiş. Şaşkın, kaygılı, korku içinde. Doğum gününü dahi bilmeyen bir genç. Ve Timur, bu kitabı okuyunca göreceksiniz. Hoşuna giden bir kızın gözüne girmeye çalışıyor. Ve olamıyor. Ve bir gün çok gönlü paramparça, kafası karışık bir şekilde trafik ışıklarının farkına varmadan az kalsın bir taksinin altına girecekken kolundan birisi tutuyor. Haydi delikanlı diyor. Haydi. Senin kafan karışık diye bütün dünya sana yol vermeyecek. Kendine gel diyor. Ve böylelikle Yakup Bey'le tanışıyorlar. Yakup, Timur'un gözlerine baktığı zaman onun gönlünün yalnızlığını görüyor. Ve onunla sohbet kurmaya karar veriyor. Böylelikle benim bu yaşlı halimle gençliğim birleşip buluşup bir dizi sohbet oluşturuyorlar. Bu sohbetleri kitap haline getirdim. Gerçek Özgürlük kitabı işte bu sohbetlerden oluşuyor. Ara sıra önümüzdeki haftalarda bu sohbetleri ziyaret edeceğim. Ve sohbetlerin amacı esas itibariyle Timur'un yaprağın önündeki, yani rüzgarın önündeki bir yaprak gibi salınıp gitmesine izin vermemek. Bir yaprak olmasına izin vermemek. O rüzgarı kendi iradesiyle yönetebilen bir yelkenlinin kaptanı olsun istiyor Yakup. Ve bu sohbet bu amaca dönük, gözlemleyen bilinci adım 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 işliyor. İnşallah okuma fırsatı bulursunuz, ilgilenirsiniz. Ve ben birkaç konuşmamda sizlerle bu konuyu ele alıp daha derinlemesine konuşmak istiyorum. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.